Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ilk açıklama geldi. Güven, istikrar ve sürdürülebilirlik vurgusu yapan Şimşek, önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz ekonomi politikamızda bu kavramlar ekseninde şekillenecek dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 27 ayın ardından bir ilki gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten faiz arttırım kararına ilk değerlendirme geldi. Şimşek, ekonomi felsefelerinin dayandığı çerçeveyi çizerek kararın bu kapsamda ele alınması gerektiğini ifade etti. Hükümetlerimizin ekonomi politikalarında yer aldığı üzere ekonomi felsefemizin temeli teşebbüs hürriyeti, piyasa ekonomisi, dışa açık serbest kambiyo rejimi, dalgalı kur sistemi ve enflasyon hedeflemesi modeli ilkeleri tarafından belirlenen çerçeveye dayanmaktadır. Merkez Bankası'nın aldığı kararı bu çerçevede değerlendirmek gerek. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek sürdürülebilir büyüme vurgusu yaptı. Sürdürülebilir büyüme bir yandan yatırımlar ve istihdam artışı, diğer yandan da verimlilik artışıyla sağlanır. Öngörülebilirlik olmadan kalıcı yatırım ve istihdam artışı sağlamak mümkün değildir. Öngörülebilirliği sağlayacak olansa güvendir. Güven ancak kurala göre politikalar uygulanarak temin edilebilir. Şeffaflık, tutarlılık, Bakan Şimşek bu çerçevede atacakları adımların Türkiye'ye ciddi miktarda sermaye akışı sağlayacağına işaret etti. Türk lirasının yeniden güvenilir bir para birimi haline gelmesini sağlayacaklarının altını çizdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 il başkanından ortak açıklama geldi. İl başkanları değişimden yana olduklarını, nasıl bir değişim istediklerini anlattı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayız mesajı verdi. Kalıcı değişimi sağlayacak olan kişilerden ziyade ilkelerdir vurgusu dikkat çekti. CHP'li 81 il başkanı tek ses oldu. Değişim taleplerine şerh konuldu. Kılıçdaroğlu görevi bırakmalı çağrılarına ise kapı kapatıldı. Değişim albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır. İl başkanları ortak açıklamasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bu sözlerle gönderme yaptı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile yapılan 9 saatlik toplantı sırasında seçim sonuçları ve değişim çağrılarının değerlendirildiği belirtildi. Eleştirileri olmakla birlikte Kılıçdaroğlu'nun yanındayız mesajı verildi. Partimizde genel başkanımız dahil hiçbirimiz eleştiriden muaf değiliz. Yapıcı eksiklerimizi gösteren eleştirilerin başımızın üzerinde yeri vardır. Kabulümüzdür. Nitekim toplantımızda bizler il başkanı olarak düşüncelerimizi, eleştirilerimizi özgürce dile getirdik. Bununla birlikte seçim süreci boyunca hepimizden daha çok çalıştığının bizzat tanığı olduğumuz genel başkanımızı itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşımları tasvip etmediğimizin de bilinmesini isteriz. Açıklamada kurultay sürecinin fiilen başlatıldığına işaret edildi. Değişimin kişi merkezli değil, ilke ve program merkezli bir anlayışla yürütüleceğinin de altı çizildi.